beynin yandığı topluluklarda ne anneleri sığınak olabilir. İnsana hürmet edilmeyen evler ne yazık ki yuva olma vasfını kaybeder. Bir aile ancak anne ve babanın ortak emeğiyle huzurunu sürdürebilir. Bu konuda kültürümüz iki gözeden de beslenir. Yuvayı dişi kuş yaparken baba da evin direğidir. Evlatlar en güzel hediyedir. Dolayısıyla bir millet aile bağlarıyla güçlenir. Hele biz duyduğu özelliklerinden birisi aile bağlarının sağlam olmasıdır, sıkı olmasıdır. Ama işte biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi hangi aile bağları sıkı olmalı? Annenin ve babanın birlikte omuzlandığı yükü, birbirine saygıyla, sevgiyle bağlandığı aile bağları. Bir millet aile bağlarıyla güçlenir dedik. Kurumlar ve organizasyon şemaları aile bağlarından ilham alır. Bu kuvvetli bayanın kaynağı ise insanları birbirine koşulsuz sevgiyle bağlayan anne şefkatidir. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yüzden her fırsatta biz büyük bir aileyiz diyoruz. Bu milletimize bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunuyoruz. Bu özenli çabayla sosyal adaletin güçlenmesini ve birlik beraberliğimizin pekişmesini gelişiyor, karşılık buluyor. Biz de bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını vermeye gayret ediyoruz. Onlar için mümkün olanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız kararla 2022 bakım elemanlarımıza ekstra %7 prim ve %2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte aldınız mı sorunun cevabını? Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere %47'nin üzerinde bir artışla inşallah yansımış olacak. Ayrıca inşallah önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Hükümetimiz özel desteğe ihtiyacı olan yakınlarına evlerde bakan ailelerimizi de yalnız bırakmıyor. Onlara şefkat elini uzatıyor. Aile odaklı hizmet anlayışıyla dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız evlerinde destekleniyor. Bu bakış açısı doğrultusunda koruyucu aile olmayı da teşvik ediyoruz. Yüzlerce çocuğu onları hasretle kucaklamayı bekleyen ailelerle buluşturuyoruz. Çocuklara doğdukları ailenin dışında yuva olan bu insanlar yalnızca onların hayatına sahip çıkmakla kalmıyorlar. İnsani değerlerimiz ve manevi kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasına da hizmet ediyor ve milli bütünlüğümüzün korunmasına da önemli bir katkı sağlamaktadır. Bakanlığı olarak iş yaşam dengesini sağlamaya yönelik düzenlemelerle çalışan kadınların ve annelerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kadınlar ve anneler iş hayatından uzaklaşmadan ve devletimizin sağladığı farklı imkanlarla mesleklerine veda etmeden daha mutlu bir aile hayatı düzenlemelerle kadın istihdamından ödün vermeden
iş gücüne katılım oranlarını arttırabiliyor. Değerli misafirler, biz şuna inanıyoruz ki aile, anne ve babanın, kadın ve erkeğin birlikte var olduğu, dengeli ve saygın bir ilişkinin kurulduğu düzlemde sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürür. Bu çift yönlü dengeyi korumak, aileyi korumak demektir. Aileyi korumak, nesli korumaktır. Nesli korumak, bir milletin devamlılığını sağlamaktır. Bu doğal yapıyı korumak için ise hayatın kaynağı kadınların değerini bilmek ve onlara haklarını teslim etmek gerekir. Bu vesileyle ülkemizin bütünlüğü ve devletimizin bekası için canından geçen ve şehit olan vatan evlatlarının annelerine sevgi ve saygılarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri üstün hassasiyetle Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütlerinin elinden alan ve almak için çabalayan annelere buradan bir kez daha selam gönderiyorum. Dilerim her birinin bekleyişi evlatlarına kavuşmanın verdiği mutlulukla sonuçlanır. Yeryüzünde herhangi bir canlının hayatı için özveride bulunan bütün kadınların anne yüreği taşıdığına inanıyor ve bu inançla anneler gününüzü, günümüzü tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza hitaplarından ötürü teşekkür ediyoruz. Efendim bir süre daha sahnede kalmanızı istirham ediyoruz sizden. Çünkü günün anlam ve önemine binaen bir hatıra fotoğrafımız olacaktır. Kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Bakan Yardımcımız, Bakan Yardımcılarımız ve değerli Ankara AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyelerimize lütfen bakanımıza eşlik ederek sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Çalışma arkadaşlarımızı da sahneye davet eder. Böylesine anlamlı bir günde programımıza teşrif ederek bizleri şereflendirdiğiniz için tekrar şükranlarımızı arz ediyor. Hayatın her alanında elinin değdiği her şeyi güzelleştiren annelerimize sağlıklı ve huzur dolu günler diliyoruz.